Herkese Manavgat Tazı Kanyonu'ndan selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün Tazı Kanyonu'na geldik arkadaşlar. Az sonra kanyon gözleme noktasına ilerleyeceğiz. Çok güzel bir yer. Reklamlarda izlemiştim daha önce ben. Gelmeyi çok istiyordum. Bugüne nasip oldu. Sizlere de görüntülerimi paylaşacağım. Şimdi kanyona doğru ilerleyelim arkadaşlar. Gözleme noktasına doğru. Tazı Kanyonu için arkadaşlar yürüyüş yolundayız. Devam ediyoruz. Aracımızı belli bir noktaya park ettik. Şimdi ise yürüyoruz. Bize 15 dakika yürüyeceğimizi söylemişlerdi. Yaklaşık bir 5 dakika oldu yürüyüşümüzde. Şimdi o muhteşem manzarayı görmek için sabırsızlanıyorum. Bakalım diyorum arkadaşlar nasıl bir manzarayla karşılaşacağız. Çok heyecanlıyım bu ayrıca. Yaklaşık bir 15 dakikalık yürüyüşün ardından arkadaşlar Tazı Kanyonu gözlem noktasına varmak üzereyiz. Şimdi görüntülerimi az sonra sizlerle paylaşacağım. Drone'umuzla kaldıracağız. Bakalım nasıl bir manzara elde edeceğiz. Arkadaşlar Tazı Kanyonu'na çıkarken burada gözleme yapan ablalarımızla rast geldik. Sıcak sıcak gözleme yapıyorlar. Ayrıca burada yaban çilek ağacından kaşık yapmışlar. Çıkarken bunları da alabilirsiniz. Biz şimdi buradan gözlememizi söyleyeceğiz. Gözleme ve çay yapacağız. Gözlemelerin tadına bakacağız arkadaşlar. Sıcak sıcak yiyeceğiz inşallah. Şöyle yakından gösterelim gözlemeleri. Gezimizde de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve Tazı Kanyonu'ndayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi muhteşem manzarayı, reklamlarda gördüğümüz manzara şu an karşımda. Harika bir yer diyorum. Doğayla baş başasınız. Tazı Kanyonu'nda gezmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Yanımızda da Tazı Kanyonu'nu görmek için gelen arkadaşlar vardı. Nasıl buldunuz Tazı Kanyonu'nu? Çok iyi, çok güzel, çok harikulade bir manzara. Tekrar gelmeyi çok isterim. Gelmenizi de çok beklerim.
İnşallah biz de tekrar geleceğiz arkadaşlar. Siz nasıl buldunuz? Çok güzel, inanılmaz, müthiş. Beklediğimden daha iyi. Havası da çok güzel, bol oksijen. Burada güzel insanlarla da tanışma fırsatımız oluyor. Herkesi bekleriz. Biz de sizi Sivas'ta yaşıyoruz. Sivas'a bekleriz. Mutlaka Sivas'a, Sivas'a gelin. Sivas'a sevgiler. Buradan Sivas'a da selam gönderiyoruz. Samsun'a selam gönderiyoruz. 55.5 çarşamba. Evet. Başka nereye gönderiyoruz? Tokat, Erzurum, Tokat, Sivas. Erzurum. Her tarafa buradan Türkiye'nin her yerine selamlar arkadaşlar. Ülkemizin her yerine. Tazı Kanyonu'ndan da selamlar, sevgiler gönderiyoruz.
Manavgat'ta gezimiz devam ederken arkadaşlar az önce Tazı Kanyonu'ndaydık. Şimdi ise Köprülü Kanyon'a geldik. Burada rafting yapan arkadaşlar var, misafirler var. Gördüğünüz köprü tarihi köprü. Burada botlara binip rafting yapabiliyorsunuz. Kanyon turu yapabiliyorsunuz. Yüzebiliyorsunuz arkadaşlar. Servisini yapan bir abimiz var. Merhabalar abi, nasılsın? Ali dayın. Çok güzel, Allah'a şükürler olsun. Gelen müşterimizi istediği şekilde eğlendirmek işletmeci olarak hepimizin boynunun borcudur. En güzel bir şekilde gelen arkadaşları memnun edebilirsek ne mutlu. Buraya geldiği zaman misafirleriniz bot turu yapıyorsunuz. Bot turu yapıyoruz. Kanyon turu yaptırıyoruz. İstedikleri gibi eğlendiriyoruz. Peki bunların fiyatı nedir abi? İzleyen arkadaşlar merak ediyorlar fiyatları. Yemekli olarak 80 lira. Yemeksiz olarak 50 liraya gönderebiliriz. 50 liraya gönderebiliyorsunuz kişi evet. başı dahil. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mutlaka buraya gelin görün diyoruz. Rafting yapabilirsiniz, kanyonda yüzebilirsiniz. Harika bir doğası var. Ayrıca arkadaşlar burada gezerken kanyonda Mustafa arkadaşımız var. O da rehberlik yapıyor. Mustafa merhaba. Merhabalar. Kanyona gelen misafirleri neler bekliyor burada? Şimdi öncelikle kanyona gelen misafirler buraya genelde rafting yapmak isteyenler direkt gelir rafting sorar. Ama onun haricinde buradan bulunduğumuz bölgeden aşağı yukarı 750 metre yukarıda bu nehrin doğduğu ana kaynaklar var. Şelaleler, mağaralar, su kaynakları hepsi bu içeride ana kaynakları. Kanyon 20 kilometre devam ediyor aşağı yukarı buradan içeriye doğru. En zirve noktası Tazı Kanyonu. Evet, biz az önce oradaydık. Evet, Tazı Kanyonu. Tazı Kanyonu'ndan aşağıya doğru bir başlıyor kanyon. Buraya kadar, olduğumuz yere kadar. Olduğumuz yerden... Şöyle gösterelim ayrıca. Olduğumuz yerden bir düz alan başlıyor. Burada yerleşim yerleri var. Bir 15 kilometre falan. Sonra tekrar bir kanyon daha başlıyor. O şekilde en sonunda da bu nehrin Manavgat çayıyla bir alakası yoktur. Onu çok sorarlar, onu söyleyeyim. Bu nehir Aspendos, tarihi Aspendos'tan geçer. Hı-hı. Ve Boğazkent, Boğazkent Turizm Merkezi'nin olduğu yerden denizle birleşir. Rafting hakkında da bilgi vereyim biraz size. Evet. Rafting 6 ve 65 yaş arası her sağlıklı birey için uygun bir aktivitedir. Buraya gelen küçük çocuklu aileler, yaşlı insanlar, hamile bayanlar rafting yapamıyorlar. Onlar için de alternatif tur olarak kanyon gezintimiz var. Buradan başlıyorsunuz. Nehrin tersine doğru 700-800 metre nehrin ana kaynaklarına gezinti. Onun için kesinlikle yedek kıyafete gerek yok. Tamamen olduğunuz gibi sivil bir şekilde katılabiliyorsunuz. Evet. Gelirlerse burada ben veya buradaki başka bir arkadaş yardımcı olabilir. Karşıda gördüğünüz üzere botlar karşıdan hareket ediyor. Buradan başlamak yerine daha çok karşıdaki 3 tane evet. işletme var. Herhangi bir tanesini aracınızı park edip oradan bot satın alıp aracınız güvenlik kamerasının önünde güvenli bir şekilde olur. Sizin de kafanız rahat olur. Yani. Peki kaç dakika sürüyor botla gezi?
Aşağı yukarı ortalama 40 dakika falan sürer. Orada eğer yüzmek isterseniz 1 saat falan sürüyor. Yüzmek istemezseniz yarım saat. Yarım saatte civarında gezebiliyorsunuz kanyonun içerisini. Peki teşekkür ediyoruz Rica o zaman ederim. Sana. Arkadaşlar geldiğinizde arkadaşınızı bulun ve size yardımcı olacaktır. Fiyatta da gerekli indirimi yapacaktır. Kendinize iyi bakın diyorum şimdilik. Güle güle. Secret fantasies to me.